Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, bir gazaya gitmiştim. Namaz vakti gelince, kâfirden mehil isteyip namazımı kıldım. Kâfirin ibadet vakti gelince, o da mehil istedi. Yüzünü puta koyunca, içimden, işte şu anda ona karşı zafer buldum deyip kılıcımı çekerek başının ucuna vardım. Tam bu sırada, ya Abdullah, ahdinde dur. Şüphe yok ki, verilen sözün sorumluluğu vardır, diye bir ses duydum ve ağladım. Kâfir başını kaldırınca, başının ucunda çekilmiş kılıçla beni ağlar görünce, sana ne oldu diye sordu. Durumu anlattım ve senin yüzünden bizi azarladılar dedim. Kâfir bir nara atıp, düşmanı için dostunu azarlayan böyle bir Allah'a baş kaldırmak ve karşı gelmek namertliktir, dedi ve Müslüman olup din yolunda bir aziz oldu. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, soğuk bir kış günü Nişabur pazarında yürürken, sırtında sadece bir gömlek bulunduğu için tir tir titreyen bir köle gördüm de, sahibine söylesen de sana bir cübbe alsa olmaz mı dedim. Köle, nasıl söyleyebilirim ki, halimi biliyor ve görüyor deyince kendimden geçmişim. Ey dervişler, tarikati bu köleden öğreniniz. Kendini mütevekkil olarak görmen, tevekkül değildir. Tevekkül, ulu ve yüce Allah'ın seni mütevekkil bilmesidir. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, zühd, fakirliği severek Allah Teala ile emniyet ve rahat bulmaktır. Kazanma zilleti çekmemiş bir adamdan hiçbir hayır gelmez. Kanaat tarzındaki mürüvvet, ihsanda bulunma tarzındaki mürüvvetten daha iyidir. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, zenginlere karşı gururlu, fakirlere karşı alçak gönüllü olmak tevazudandır. Tevazu, dünyada senden daha üstün olana karşı kibirli, aşağı olana karşı alçak gönüllü olmandır. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, ulemayı hafife alanın ahireti, umerayı hafife alanın dünyası, dostlarını hafife alanın mürüvveti yıkılır. Salihlerden olmadığım halde onlardan hoşlanırım. Bedbaht kişilerden daha şerli olduğum halde onlardan hoşlanmam. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, namaz kılmak caiz olacak kadar Kur'an bellediniz mi? Artık ilimle meşgul olunuz. Zira Kur'an manalarına sizi vakıf kılacak olan ilimdir. Cepteki hokka, ulemanın miskidir. Abdullah İbni Mübarek rahmetullahi aleyh buyurmuştur ki, namsızlığı sev, şöhretten tiksin. Namsızlığı sevdiğine inanma ki nazarında nefsin büyüyeceğinden daha kötü bir duruma düşersin. Zühd iddiası kişiyi zühdden çıkarır.